Gaga'sı varsa bizim de Nil Kara İbrahimgil'imiz var. Türkiye'de kadın olmak kolay değil. Ama ben Türkiye'de kadın olmak zor diye başlamak istemiyorum. Kadınlar için kullanılan kelimelerin bazıları işkence aleti gibi bizim üstümüzde. Mesela bir şeyi kız gibi yapmak. 28 yaşındaki Atakan Vardı tanıştığı genç kızla evlendi. Ancak eşi bir gün sonra ortadan kayboldu. Eline ulaşan tebligatla bir günlük karısının kendisine boşanma davası açtığını öğrenen genç, 24 saat süren evliliği için 3 yıldır nafaka ödüyor. Kadınlar erkeklerle aynı işi yapmalarına rağmen sadece kadın oldukları için erkeklerin yarısı kadar maaş alır, günde 18 saate kadar çalışır. Şu anda ise 500 milletvekili arasında 75 kadın milletvekilimiz var. Parlamentoda kadın temsil oranımız sadece 13.8. 28.515.000 kişilik istihdamımızın sadece 8.3 milyonu kadın. Ülkemizde okuma yazma bilmeyen her 5 kişiden 4'ü kadın. İş istiyoruz sayın bakanım diyen kadınlara evdeki işler yetmiyor mu diye dalga geçerek yanıt veren bakanımız var. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı, devletin Türkiye'deki girişimci ve işletmelerin büyümesi, kendi kendine yeter hale getirmesi için çalışan bir kurumu. KOSGEB, kadın girişimcilere ve kadın işletme sahiplerine de destek veriyor. Hatta pozitif ayrımcılık uyguluyor. KOBİ'lerin patronu erkek olunca %60'a varan destekler, söz konusu patron kadın olunca %70'e çıkıyor. Yani bir kadın girişimci her yaptığı 100 liralık harcamanın 70 lirasını dönüp KOSGEB'den daha sonra talep edebiliyor. Ve bu toplamlar da 70 liranın toplamları da 30 bin liraya kadar ulaşabiliyor. KOSGEB bu 30 bin liralık hibe desteğini kadın girişimcilere yeni girişimci destek programı kapsamında 3 bin liralık işletme kuruluş desteği, 15 bin liralık kuruluş dönemi makine teçhizat desteği ve 12 bin liralık işletme giderine karşılık olarak veriyor. Yana baktığımızda dünya üzerinde kadınların erkeklerle eşit ücret alabildiği bir ülke hala yok. Çalışan kadınların %75'i psikolojik veya cinsel tacize uğradıklarını söylüyor. Türkiye'de ise erkekler kadınlara oranla 2,5 daha kat fazla maaş alıyor. Feminist. Hani şu kadınlarla erkeklerin eşit haklara sahip olması anlamına gelen feminist. Sana bile terör örgütü mensubuymuş gibi kötü bir kelimeyi çağrıştırıyor değil mi? Erkekler kontrol etmek zorunda kalmazsa kadınlar da itaat etmek zorunda kalmayacak. Erkekler kendilerini kadınlardan üstün olmak zorunda hissediyorlar. Çünkü doğduğu andan itibaren onların da rolü öğretildi. Erzurum'da tecavüze uğradığı iftirasını atarak aralarında eski sevgilisinin de bulunduğu 5 kişinin cezaevine girmesine neden olan Atatürk Üniversitesi öğrencisi bir kız 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını erteledi. Husus yargılanan AK ise TO ile aynı okulda okuduğumuz için 4-5 ay birlikte olduk. Bir süre sonra T beni terk etti. Başka bir kızla okula gelince çok zoruma gitti. Olay günü TO ve KC ile kendi isteğimle birlikte oldum. O gece alkollüydüm. Kızdığım için hepsinden şikayetçi oldum. Gerçekten pişmanım. Öç almak için iftira attım diye konuştu. 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan karar duruşmasında AK, iftira suçundan 10 ay hapis cezası aldı. Ayrıca 5 kişinin cezaevine girmesi nedeniyle kişileri hürriyetinden yoksun bırakmak suçundan 10'ar ay olmak üzere 50 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını 5 yıl süreyle erteledi.